yeni eğitim öğretim yılı başladı ama sadece müfredat dışında da çeşitli sorunlar yaşanıyor. Öğrencilerimizin öğlen yeme ihtiyacı gerçekten önemli bir ihtiyaç. Yani o önemli bir ihtiyaç. Temiz, nitelikli okullar istiyoruz. Okulların halini görseniz gerçekten birçok okulda temizlik personeli yok. İçilebilir nitelikli su. Nitelikli eğitimin birinci gereği, ilk olması gereken temiz bir ortam. Maalesef onunla ilgili de sıkıntılar var. Üniversite öğrencilerinin barınma sorunu hala devam ediyor. Bunların acilen çözüm bulması gerekiyor diye düşünüyoruz. Ya Aleviler, nasıl söyleyeyim ki? Ya Aleviler sadece Alevileri bağlayan bir durumdur. Aleviler de bu mücadelenin bir parçası olmalıdır. Bunu talep etme noktasında, bunu hayata geçirme noktasında. Çünkü onların da çocukları gidiyor. Ama sadece Alevilerin çocukları gitmiyor okullara veya sadece Alevilerin çocukları bu sıkıntıları yaşamıyorlar. Bu toplumsal bir mücadelenin Alevilerin de içinde olduğu ortak bir mücadeleyle ve ortak bir taleplerle gelir. Örneğin belediyeler dediniz değil mi? Belediye başkanı adaylarına, kardeşim kaç tane yurt yapacaksın? Seçim öncesi bunları sormamız gerekiyor. Bunu vaat etti mi? Seçim sürecinde seçildi mi? Vaat ettikten sonra bunun takipçisi olması gerekiyor. Çalışmalar nasıl gidiyor? Yaptınız mı? Yapacak mısınız? Diye bunu diyorum ya, özellikle hem yerelden hem de tamamını kapsayan bir mücadele. Ama diyorum ya, buna aslında temel sorun yine baştakine dönüyor. Bozuk düzende sağlam çark aramak gibi bir şey. Çünkü devletin eğitime yatırım yapmak gibi bir derdi. Zaten temel sıkıntı orada. Bakın, MESEM diye bir uygulama başlatıldı. Hepsi birbirini açıyor ama işte oradaki öğrenciler bildiğiniz çocuk işçiliği. Ben şu an onunla ilgili bir makale çalışma hazırlıyorum. Yani birkaç ay içinde yayınlanacak, çalışmam bitmek üzere. İşte öğrenciler MESEM'lere geçiş yaptılar. Örneğin öğrencilere soruyorum, neden MESEM'lere geçiş yaptınız? Bir, kısa yoldan iş sahibi olmak istiyorum. İki, ailemin ekonomik nedenlerle böyle bir paraya ihtiyacımız var. Nedir o para? 5100 lira aylık. Çocuk haftanın 4 günü işletmeye gidiyor, çalışıyor. Bir gün okula geliyor ve aylık ona 5100 lira veriyor. Peki bu 5100 lirayı kim veriyor? İşsizlik fonundan devlet ödüyor. İşveren de ödeniyor. O 5100 lira, çocuğa ödenen para biliyor musunuz? O 5100 liranın 5'te biri her bir öğrenci için, eğitim ortamlarının güzelleştirilmesi için harcansa okullarımız bambaşka bir hal alır. Bu sadece MESİM için söyledi. Veya özel okulları teşvik olarak. Yani sen devlet okulundaki çocuğa yatırım yapmıyorsun, destek sunmuyorsun. Ama özel okula gitmek isteyen öğrencinin ailesine ekonomik destek veriyorsun. Dönüyorsun okulla, okul idareleri işte kayıt parası vesaire altında para alınmayacak diyorsun. Ama dönüp okullara ihtiyaç listesi geldiğinde başınızın çaresine bakın diyorsun. Temizlik malzemeni kendin bul. Güvenlik görevlisi kendin bul. Temizlik personeli kendin bul. E nereden bulunacak? O sosyal devlet anlayışının bitirilmeye çalışılması zaten temel sorunumuz. Bu eğitime de yansıyor, bu sağlığa da yıllarca sağlık sisteminden yatırım yapılmadığı için insanlar hangi noktaya geldi? Devlet hastaneleri kötü, devlet hastaneleri pis, devlet hastanelerinde iş yapılmaz. Hatta bunu hala bile, bugün bile şey, yandaş medya kullanıyor. Ama orada temel sebep neydi? Bilinçli bir yatırım yapmamaydı. Sonra ne? Özele teşvik edelim. Şimdi aynı şey okullarda uygulanmaya çalışıyor. Ama okulların şöyle bir dinamik yapısı vardır. Velisi, öğretmeni bir araya geldiğinde gerçekten bambaşka şeyler de değiştirilebilir. O dinamik yapı kendini gösterdiğinde okullarda değişim sağlanır diye düşünüyorum.